aslında konuyu Melis'e getireceğim de bu eleştiri mekanizmasının bir taraftan mutlaka işlemesi lazım. Bir otokontroldür aynı zamanda. Ama eleştiriden daha ziyade bence daha tehlikeli olan bir hastalığı ya da herhangi bir şeyi ekranda fazlaca malzeme yapmak ve bundan prim yapmak, bu daha tehlikeli bir hastalık haline dönebilir yani, onu hemen söyleyeyim. Şimdi Melis, seninle ilgili de ben Kelebek, yani Hürriyet gazetesini aldığımda Kelebek ekine ulaşayım diye, yani önceki Hürriyet'i mi okusam, Kelebeğe mi geçsem, insanlara da herhalde böyle bir şey oluyordu. Bu ek durumu. Bende de oluyor. Eki mi okusam önce gazeteyi? Bu ekler bir güzel oldu yani. Bu ekler bir keyifli oldu. Çoğu gazetenin ekine, eki çok sattırıyor. Belki de gazeteyi de sattıran adam bir tanesi ek, doğru mu? Mutlaka yani. Senin bu Milliyet oldu, Radikal oldu daha önce, evet, ve nihayetinde Hürriyet oldu, Kelebek, hı-hı, oldu ve ciddi sert eleştiriler yapıyorsun. Yani mizah da olsa içinde. Bana öyle gibi gelmiyor hani, çünkü bir hakaret yok içinde ama işte öyle diyorlar. Ya bu eleştiri nasıl oluyor biliyor musun? Sen yazınca sana öyle gelmiyor da ben okurken ona herkesin okuduğunu düşünüyorum ya, benim dışında, evet, da. Doğru. O gerçekten ben bunun aslında böyle değil, hay Allah ya, ben bunu nasıl olsa da anlatsam Melis'e deme durumu da olabilir yani. Hani bu eleştirilerdeki sıkıntı da aslında, evet, o. Arayan oluyor mu çok? Oluyor. Ya da mail atıyorlar falan. Kendilerine açıklama ama neyini açıklayacaksınız ki? Yani giymişsiniz onu. Çıkmışsınız yani, hani nasıl bir açıklama olabilir? Çok yani mu kötü bana giyiniyor bizim geliyor ünlülerimiz? Yani gerçekten, çünkü her gün bir malzeme çıkıyorsa sana ve her gün ayrı insan çıkıyorsa bir sıkıntı var demek ki. Var ama o gözle bakınca da buluyor insan. Yani ille baştan ayağa kötü olmak zorunda değil de mesela işte şurasında bir şey de takıp yazabilirim. Evet. Ama malzeme genel olarak bol. Bazen hani işler kesat oluyor. Hani daha ne bileyim, bir gün önceden çok fotoğraf olmuyor ya da insanlar düzgün giymiş oluyor ama bir tanen ne yapıp edip İlla bir bulmak, tane koymak gerekiyor. Veya Muhtar için yazmışsınız değil mi? Ha, geçenlerde. Evet, veya bile hatta şu anda ciddi bir kapışma içindesiniz herhalde. Yani kendisi biraz öfkelenmiş anladığım kadarıyla. Diyor ki Melis Hanım, botla diyor spora, yok, ne? Postallarla spora gitse şey, bir şey daha var. O tip o cevabımdı. Tip kazakla yüzse. Tabii tabii, ben cevabınızı okuyayım. İkinizi anlamaya çalışıyorum. Tiftikli bir kazakla da yüzerse bundan sonra yazmayacağım. Dönüp bakmam. Lokal isim üzerinden aslında gitmeye gerek yok. Bende de Demet Akalın, Süreyya Yalçın, Süren Ertan, Rahmi Koç, Hülya Avşar, herkesle ilgili zaten var bir şeyler söylemişsin. Ben ilgili hiçbir şey söylemediğini üzerine biliyorum mesela. Nasıl? Ben ilgili hiçbir şey yok. Hayır, sizde. Çünkü ben dolaşmıyorum. Çünkü ben öyle giyinmeyeyim işinde değilim. Kendini de kurtardın abi. Çok güzel, tebrik ediyorum. Konuya yandan girdin, kendine atladın. Biz böyle kaldık konunun içinde yani. Peki. Şimdi ben yarın, biraz sonra ceket değiştireceğim de onun için. Öyle mi? Evet. Ha, ikinci bir kostümünüz daha. Yani bu artık bugün böyle. Bugün zaten işte evden çıkarken Melis Alpan programa geliyor diye Allah'ım, evet, onu giy, onu çıkar, bunu giy. Yok yok, buna kesin takar. Buna yok, kesin bir şey söyler. Ben için giyeceğim. O çünkü giyinmeden. Valla açık konuş. Şu kostümde bir sıkıntı var mı gerçekten? Valla açık değerlendir ya. Bir sıkıntı yok. Hiç beğenmedin mi diyebilirsin. Keseriz oralarını. Bir şey söyleyebilirsin bunun için. Ne dersin mesela? Bu buna olmamış, bu buna eski olmamış. Eski bir İngiliz resmi gibi duruyor değil mi? Böyle sen ava giden falan. Sen genelde hep takım elbise giyiyordun. Genelde takım mi? Ama bu sene daha spor giyiyor. Spor. Evet. Ya bu ava giden İngilizler olur yani böyle. Ördek avlamış da falan. Öyle bir hali var. Acaba kravat olmasaymış mesela. Efendim? Kravat olmasaymış. Hemen ceket çıkartayım abla. Kravat olmasaymış spor, ama. Şey, kot falan altına. Güzel mi? Kot, ceket falan iyi değil mi? Yeni bir ceket alabilirdim. Bu eski değil mi? Dar gibi biraz. Yok. Peki şimdi dönüyoruz. İşte halka bu soruyoruz. Kıyafetle ilgili. Valla Melis'ciğim bir şey söyleyeyim, ne yazarsan yaz, insanlar halk değerlendiriyor yani. Biz Melis Alpan'la ilgili, şimdi ciddi, okuyan var okumayan var belki bilmiyor olabilirsiniz, bilenler için söyleyeyim, ciddi sert eleştiriler var. Yani rüküşsün falan diye başlıyor. O da giyilir mi o kırk kardeşim, hangi hayvanı kestin de üzerine bağladın diye devam eden eleştiriler var. Tabii doğruluk payı çok yüksek. Aslında ben de okurken yani. Aslında da eleştirecek bir konu var. Mesela birisi de çıksa o da onu eleştirir. Böyle i̇şte yaptık. Böyle devam ederiz yani. Yaptık abi, yok yaptık. Yok daha nerede, isterseniz başlayayım ben. Yaptık, bir tane VTR hazırladık. Melis Alpan'ın. VTR mi? Valla Melis Alpan'ın eski fotoğraflarını ele geçirdik. Nasıl? Gerçekten. Nasıl? Nasıl?
bakalım. Melis'cim bize de bir malzeme geliyor tabii yani. Biz de boş durmuyoruz. Melis Alpan'ın eski fotoğraflarını ele geçirdik ve o fotoğraflar üzerine, kıyafetler üzerine birer değerlendirme yaptık. İzleyelim mi? Facebook falan mı? Ne bu? Facebook'tan da olabilir. Facebook'tan mı? Evet, Facebook'tan. Kahretsin. Facebook'tan. İzleyelim Melis Alpan'ı bakalım neler demişiz. Melis babaanneyle karaoke keyfi. Bu fotoğrafımızda krem rengi puantiyeli babaanne elbisesiyle ortamda domestik rüzgarlar estiren bir Melis görüyoruz. Kişisel fon manzarası içinse Melis, elbisesiyle yakaladığı babaanne etkisinin altını çizecek aksesuarlar tercih ederek bir kere daha gönülleri fethediyor. Konsolun alt rafındaki laptop, elindeki siyah üstüne mavi bantlı mikrofon ve kucağındaki metalik gri cep telefonuyla bir yandan modernizme ve teknolojiye göz kırpmayı da ihmal etmeyen Melis, adeta babaanne gibi de olsam ben daha ölmedim diyor ve bizden bu kreasyonu için de 10 üzerinden 9 puan alıyor. Hadi yine iyisin Melis. Hadi yine az cambaz değilsin. Az çakal değilsin Melis. Az sırtlan değilsin Melis. Melis, ne koydun la kafana? Alpan. En iddialı ve en güçlü pozlarından birini gördüğümüz bu fotoğrafta Melis, başlık tercihini keçeden yapılma... ...kapmasını biliyor. Melis Yeti Alpan. Buradaysa bambaşka bir Melis'le tanışıyoruz. Kim bilir hangi memleketin çatlatan ayazlarında 8 kat kıyafetin içerisinden bizlere sıcacık Akdeniz gülümsemesini sergileyen Melis, manşetleri ve yakası gerçek Yeti kürkü, geri kalanı gerçek kot olan bir paltoyla hem 80'lere bir saygı duruşu hem de PETA ve Greenpeace'e gelin beni bildiğiniz gibi yapın, Allah yarattı demeyin mesajı veriyor. Elindeki aksesuarlar, kız anahtarlı vesaireyle de normalliğe selam çakan Melis, bizden 10 üzerinden 9 puanı kapıyor. Mekan şahaneymiş Melis. Burada Melis'i Asya'nın bir yerlerinde görüyoruz. Giydiği beyaz body ile beyazın temizlik ve saflığını vurgulayan Melis, aksesuar olarak alnına tapınak yerleştirerek bu moda işlerinde bizden fersah fersah ileride olduğunu bir kez daha kanıtlamış. Melis'e puanımız 9. Evet. Nacizane. Nacizane. Bir şey söyleyeceğim, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Metinleri gerçekten, kim yazdıysa izindeyken alalım arkadaş. Metinleri çok değerli bir ekibimiz var. Zeitung. O sevgili arkadaşlarımız yazdı. Vallahi veririm gerçekten de istersen. Bu geri arayanlarla bir polemiğe giriyor musun? Yani yok. Böyle bir sohbete giriyor musun? Yok, girmiyorsun. Yani mümkünse zaten hiç öyle bir şey olmasa bizim tercih. Bizim nasıl iyi giyinmemizi aslında bekliyor. Hani... Ben hatırlıyorum, annelerinizden bilmez misiniz? Pazar sabahı annem kalka, komşu kadınlar da öyleydi yani, mahallelere bakın öyledir yani hala. Bakkala giderlerken annemin ben kreasyonunu söyleyeyim. Üstte palto, kışın, altta eşofman, onun altında topuklu ayakkabı. Yani ne bulduysa giyen yani, anladın mı? Bir de böyle tıkır 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 dedi. Yani oradan zaten kendimiz düzeltmemiz bir mucize.